demokratik Alevi açılımı değil, darbe. Cumhurbaşkanı dün Şah Kulu Sultan dergahında yine her zaman yaptığı gibi Alevilerin kendi öz örgütlerini yok sayarak çevresinde toplayabildiği kimi göstermelik muhataplarıyla sanki tüm Alevi toplumu ve örgütleri kendi arkasındaymış gibi bir fotoğrafın önünde Alevilere sözüm ona müjde adı altında sözde demokratik bir reform paketi açıklamıştır. Açıklanan paket ne demokratiktir ne de müjdedir. Aksine bu paket Aleviliğin şimdiye kadar devlet gücüyle soluksuz bırakılmasının yeni bir aşamasıdır. Ancak Alevi toplumunda bunun bir karşılığı yoktur. Beyhude bir çabadır. Alevilerin sorunları 17-18 Eylül 2022'deki Hacı Bektaş Deklarasyonu'nda ifade ettiğimiz üzere ne cemevlerinin elektrik su sorunu, ne imar sorunu, ne de dedelerimize ulufe diye dağıtılacak maaş sorunudur. Değerli canlar, Alevilerin sorunları doğrudan negatif ayrımcı esaslara ve siyasal rejimin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış ve kronik hale gelen sorunlardır. Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı'nın reform diye müjdelediği paket Alevilerin inansal varlığını, kimliğini inkar etmekte, Aleviliği devletli sünnülüğün bir eklentisine, zenginliğine indirgemekte, dolayısıyla Alevilik kendisinden her an vazgeçilebilir, gerektiğinde malı, canı yağmalanabilir, artı bir kaynak olarak konumlandırılmaktadır. Bu bağlamda bir, Alevilerin en temel taleplerinden biri olan ve eşit tanınma, eşit yurttaşlık haklarının sembolik bir ifadesine dönüşen cemevleri ibadethanemizdir talebine bağlı olarak cemevlerimizin ibadethane statüsüne kavuşturulmasına dair hiçbir adım atılmamıştır. Bu demektir ki Alevilik dinsel ve kimliksel özellikleriyle inkar edilmeye devam edecektir. Değerli basın emekçileri, iki, Alevi toplulukların en önemli sorunu olan sosyopolitik, sosyokültürel düzeyde kamu gücüyle örgütlenen ve yeniden üretilen negatif ayrımcılık ısrarla reddedilmektedir. Lütfeder gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurum oluşturulacağı ve burada kendi ölçülerine uygun yandaş Alevi kökenlilerin istihdam edileceği müjdelenmektedir. Bilinmelidir ki istihdam edeceğiniz birkaç Alevi kökenli kişi Alevilere 10 yıllar boyunca yapılan haksızlıkların ve hala Alevileri kamu kurumlarında kendilerince en düşük kadroya bile almayan adaletsizliğin ve zulmün üstünü örtmeye yetmeyecektir. 3. Bu zehirli pakete göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir oluşum bundan sonra Alevilerin dişiyle, tırnağıyla, kendi öz güçleriyle, iğneyle kuyu kazar gibi ilmek ilmek, emek emek yoktan var ettiği bütün cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Açıkça ilan ederiz ki bu devletin Alevi kurumsallaşmasına, Alevi dinselliğine yönelik darbe ve el koyma girişimidir. Halkın seçilmiş temsilcilerinin yerine kayyum atanmasına nasıl karşıysak, Alevi toplulukların öz be öz kendi mekanları, kendi ibadethaneleri olan cemevlerine de devletin el koymasına aynı şiddetle karşıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özelleştirilerek dağıtılmasını ve tasfiyesini tartışmamız gerekirken tam tersine cemevlerinin devletleştirilmesi ancak AKP tarzı bir kurnazlığın ürünü olabilir. 4. Bu antidemokratik paketin gereği olarak oluşturulacak
kurum cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine, cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar cemevlerinde tüm kontrolü eline almaya hazırlanmaktadır. Cumhurbaşkanının bu belirsiz muallak cümlesinin içinde taşıdığı tehdide karşı bütün Alevi toplumunu ve kurumlarını uyanık olmaya çağırıyoruz. Aksi halde rızalık üstüne talibe hizmet borcuyla, hakullah ile hak uğruna hizmet veren dedelerimiz bundan sonra devletten alacağı maaşın hizmetçisi olacak, kamu kaynaklarının din kisvesi altında yağmalanmasından pay alacaktır. Yetmezmiş gibi eğitim faaliyetleri adı altında çocuklarımız, dedelerimiz, pirlerimiz, analarımız, ana sultanlarımız, ana bacılarımız, rayberlerimiz, rehberlerimiz, zakirlerimiz, hak aşıklarımız sünniliğin devlet bu çarklarında şekillenecek demelerimiz, nefeslerimiz, ayetlerimizin yerini sünni doktrinin boğucu soluğu alacaktır. Bunun varacağı yer cemevinde Kur'an kursu, cemevinde mızraklı ilmihal, cemevinde namazdır. Kimsenin dininde ve ibadetinde gözümüz yok. Ama bilinmelidir ki son bir Alevi de kalsa her Alevi kendi dinsel varlığının üzerine kimsenin kem gözünü de düşürmeyecektir. Değerli canlar, sevgili dostlar, sevgili basın emekçileri, nihayet Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre isteyen dedelerimiz bu yeni oluşturulacak kurumda kadroya alınıp maaşa bağlanacakmış. Biz Aleviler ve onların kurumları olarak devletin hiçbir dini finanse etmesini, kamu kaynaklarını şu ya da bu dinin aleyhine peşkeş çekmesini kabul etmezken şimdi dedelerimiz üzerinden bir yağma sofrasına davet edilmekteyiz. Pir Sultan gibi, sünnileştirilmeye çalıştığınız Yunus Emre gibi kameraların karşısında övüyor gibi görünseniz de meczup diye takdim ettiğiniz Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi yok olur, yoksul olur, aç kalır ama bir avuç buğdaya tamah etmeyiz. Hünkarın himmeti, Ali'nin mürveti, Hüseyin'in şehadeti bize yeter. Her kim ki rızalığa sırtını dönüp Hakkullah'ı terk ederse Hak Muhammed Ali'nin uğruna sırtını dönmüştür. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketin Alevilere yönelik demokratik bir reform paketi değil, tam tersine Alevilere şeksiz gümansız antidemokratik bir saldırı olduğunu beyan ederiz. Demokratikleşme peşinde olanlar öncelikle Alevi toplumuna, onların meşru kurumlarına kulak vermekle, onları muhatap kabul etmekle işe başlamalıdır. Biz aşağıda imzası olan Alevi kurumları yıllardır her zaman diyaloğa açık ve hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Ancak yıllardır olduğu gibi görülüyor ki rejimin gözleri kör, kulakları sağır. Bu körlük ve sağırlık içinde ben yaptım oldu diyerek açıklanan her paket geleneksel, antidemokratik, sağcı devlet refleksinden başka bir şey olmayacaktır. Bilinmelidir ki bizim tarihimiz Cumhurbaşkanı'nın zikrettiği gibi Malazgirt'ten, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan ve yaşadığımız toprakları daima boş bir toprak kabul eden, bu toprakların insanlarını Malazgirt'ten itibaren yok sayan militarist bir tarih değildir. Militarist bir milliyetçilik anlayışıyla militarist bir milliyetçilik anlayışıyla Aleviliğin en temel düsturu 72 milleti bir nazarla görmek ilkesi taban tabana zıttır. Bizim Zülfikar'ımız,
Nil deryasında yüze dura. Kılıcımız tahtadandır. Hepimizin peygamberinden, hepimizin Ali'sinden, hepimizin ehli beytinden, hepimizin Kerbela'sından söz edenler bilmelidir ki hem Muaviye'nin, hem Ali'nin, hem Hüseyin'in, hem onun başını kesenlerin safında yer alamazsınız. Bizim Alevilerin, muhabbet ehlinin her iki dünyada da şahidi Muaviye'nin mızraklarına takılan musah yaprakları değil, Kur'an'ın atık olan Ali'dir. Muhabbetimiz Hakk'ın sureti insanıdır. Dileyen Müslüman bilsin, dileyen gavur. İnsanı hor görmek en büyük küfür. Buna inanmışız. Münkür değiliz. Gerçeğin demine devranına. Aleviler vardır. Alevilik haktır. Sevgili canlar, biliyoruz ki Alevi derneklerinin, Alevi cemevlerinin önemli bir çoğunluğu, çok büyük bir çoğunluğu bu açıklamamızın altında imzasını görmek isterler. Çok kısa bir süre içerisinde hazırlandık. Dünden bugüne hemen ani bir refleks göstermek istedik. O nedenle sadece çağrıcı kurumları ve burada bulunan kurumların adlarını zikredeceğim. Ama dediğim gibi bizi televizyonlara başta dinleyecek, gazeteden takip edecek tüm kurumlar biliyoruz ki bu açıklamayı kendi açıklamaları sayacaklar. Ve bundan sonra da bu açıklamanın aynısını her kurum gazetelere, televizyonlara yapacaktır. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Erenler Eğitim Kültür Vakfı Cemevi ve tüm bileşenleri ve tüm Aleviler bu açıklamanın gerçek sahipleridir. Bizi dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum canlar. Biz bir arada olmaya, kol kola olmaya, Alevilerin tek doğru, tek ses altında toplamaya devam edeceğiz.